Değerli izleyiciler, merhaba. Ben Kudret Tayyıldır. GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısıyım. Yeni bir haftaya başlıyoruz ve haftanın ana gündem maddesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı olacaktır. Baktığımız zaman anketlerde piyasa beklentisi %14 olan bir hafta vadeli repo faiz oranının sabit kalması şeklinde GCM Yatırım Araştırma Departmanı olarak da bu toplantıda merkez bankasının faizi sabit bırakmasını, yani pas geçmesini beklemekteyiz. Tabi burada faiz rakamından ziyade metin içerisindeki beklentiler. Varlık fiyatları üzerinde önemli olacaktır. Nitekim zaten bugün de yurt içi varlıklar üzerinde en azından fiyat beklentilerimizi de sizlere aktarıyor olacağız. Ama onun öncesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sürecine ilişkinde bazı bilgiler vermek gerekiyor. Zaten e, konularla alakalı e, GCM yatırım içerisinde Forex olsun, Viyop olsun, Borsa olsun araştırma raporlarımız haftalık bülten tarzında mevcuttur. Buradan da varlıklar ilişkin beklentiler ve makro değerlendirmeleri inceleyebilirsiniz. Şimdi burada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın durumu gerçekten önemli. Neden? Çünkü dünyada özellikle Fed varlık alımları azaltım konusunda agresif bir tutum içerisindeyken yaklaşık 40 yılın en yüksek enflasyonu ile birlikte Mart ayında bir faiz artırım beklentisi bu kadar kuvvetliyken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın şu anda içinde bulunmuş olduğu faiz enflasyon rakamları ve G20 ülkeleri içerisindeki tutumu gerçekten dikkat çekiyor. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son süreçte yeni model beklentiler ve bu beklentiler üzerinde özellikle faiz indirimi temasında ne kadar daha devam edecek? Yani %19'lardan %14'e düşüşler tamam mı devam mı hususunda yeni dönemdeki verilecek mesajları dikkatle takip edecektir. Bu toplantıdan sonra önümüzdeki haftada enflasyon raporu sunumu olacaktır. 2022 yılının ilk enflasyon raporu sunumu olacak. Orada da zaten aslında Merkez Bankası'nın yol haritasını net bir şekilde görebilmiş olacağız. En azından ilk çeyrek performansını bu anlamda değerlendirmiş olacağız. Şimdi bu noktada e, piyasa beklentisinden yola çıkacağımız zaman %14'lük bir sabit bırakma beklentisi var. Eğer piyasa beklentisi doğrultusunda bir karar çıkarsa dolar Türk Lirası'nda kısmen bir düşüş eğilimi izlenebilir. Yani Türk Lirası'nda kısmen bir güçlenme eğilimi izlenebilir. Metin içerisinde eğer bir faiz indirimi sinyali ya da buna ilişkin bir ima verilecek olursa dolar Türk Lirası'nda faiz sabit kalsa da bir yukarı yönlü hareket. Burada metin içerisinde e, faiz sabit kalmış ek olarak da bir e, sıkı para politikası mesajı verilirse dolar Türk lirası düşüşler hızlanabilir. Tabi faiz sabitkenki senaryolar bu şekilde. Bir de faiz indirimi gerçekleşirse vurgusunda piyasa beklentisi dışında o zaman dolar Türk lirasının yukarı yön yani Türk lirasının değer kaybetmesi beklenebilir. İhtimal olmayan hususta faiz arttırımı orada da Türk lirasının çok ciddi bir değer kazancı olması beklenebilir. Yani aslında ana senaryolar bu şekilde ama dediğimiz gibi faiz sabit ve metin içerisindeki e, mevcut açıklamalara birlikte dolar, Türk lirası, Türk Lirası'nın fiyatlama reaksiyonunu bu şekilde sizlere e, izah etmiş olduk. Tabi yeni hafta dinamiklerinde aslında yurt içi tarafta ana odaklanacağımız konu bu olacaktır. Makro dinamiklerde de aslında haftanın en önemli verisi diyebiliriz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararı özellikle metin içerisindeki açıklamalar. Şimdi piyasalar açıldı yurt dışı piyasalar ve şu anda aslında baktığımız zaman Borsa İstanbul 30 endeksi spot tarafta şu anda %67, 100 endeksi de %79 olarak. E, pozitif bir görüntüyle başladı. E, şu anda da seyri bu şekilde devam ediyor. E, BIST 30 tarafında gün içerisindeki hareketlere baktığımız, halk bankın 8'e yakın, vakıf bankın 5'e yakın. E Kozan'ın da %3 üzerinde bir performans sergilediğini, onu da ASELSAN'ın %2'lik performansı takip ettiğini görebilmekteyiz. Negatif tarafta kalanlar da Ereğli, Kardemir, Şişe olarak da karşımıza çıkıyor. Nitekim bu videoda her pazartesi olduğu gibi Ereğli, Kardemir beklentisini de sizlere aktarıyor olacağız. Ama bugünkü video çalışmamız TCMB özelinde bir yurt içi varlık dinamikleri olacağı için hem biz 100'den, bahsedeceğiz, hem Ereğli, Kardemir'den bahsedeceğiz ve bunları da Spot ve Viop olarak da iki ayrı dinamik olarak da sizlere aktarıyor olacağız. Önceliğimiz biz 30 ve biz 100 olsun, Spot taraftaki beklentilerimizi izah ederek e, sürecimize başlayalım. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz grafikte iki tane e, grafik teknik analiz görüntüsü var. Sol tarafımızda BIST 100 endeksi, sağ tarafımızda da BIST 30 endeksi. 240 dakikalık grafikte borsa analizlerimizi zaten günlük beklentilerimizi bu grafikler üzerinden paylaşıyoruz. Baktığımız zaman kısa vadeli göstergelerimiz 13 ve 21 periyotluk üstel hareketli ortalamalar BIST 100 endeksinde, 20 periyotluk üstel hareketli ortalamada, BIST 30 endeksinde BIST endeksine baktığımızda 2025-2045 bölgesi üzerinde yukarı yönlü eğilimin devam ettiğini, burada yukarı yönlü potansiyelin 2125'lere kadar devam edebileceğini, bu bölgenin üzerinde kalıcı hareket oluşup oluşmayacağı durumuna göre de kısa vadeli beklentilerin şekil kazanacağını izah edebiliriz ama baktığımız zaman özellikle kısa vadeli göstergeler yukarı yönlü potansiyel beklentiyi sunmaktadır. Biraz orta uzun vadeli konjonktüre baktığımızda alt taraf Ana destek bölgemiz 1815 bölgesinden geçiyor. 144 periyotluk üstel hareketli ortalama. BIST 30 tarafına geçelim. Kısa vadeli göstergemiz 2245 seviyesinden geçiyor. Bu bölgenin üzerinde 2340 ve 2380'lere kadar bir hareket alanı beklentisi söz konusu. 2380'e geldiğinde de burada tekrar bir karar verme sürecine geçebilir. Orta ve uzun vadeli konjektürleri 144 periyotluk üstel hareketli ortalama işin pozitif tarafını destekliyor. O da uzun vadeli orta vadeli konjöktürde 1985 üzerinde algının pozitif tarafta olduğunu görebilmekteyiz. Yani baktığımız zaman kısa vadeli göstergeler orta uzun vadeli göstergeler Borsa İstanbul 30 ve 100 endeksi için pozitif bir reaksiyon vermeyi sürdürmektedir. Özellikle kısa vadeli algı değişmediği müddetçe de bu geri çekimler bir trend avantajı olması yönünde nitekim zaten grafiğimiz bize yükseliş eğilimini açılışla birlikte de gösterdiği üzere eğer global tarafta bir panik havası olmazsa bunun pozitif bir yansımasının e, borsamız üzerinde etkili olacağını söyleyebiliriz. Bu bilgileri verdikten sonra da Ereğli ve Kardemir tarafındaki beklentimizi izah edebiliriz. Yine 240 dakikalık grafik ve Sol tarafımızda Ereğli, sağ tarafımızda Kardemir beklentisi mevcut ve geride bıraktığımız hafta özellikle Kardemir tarafındaki performans gerçekten önemliydi. Hatırlarsınız geçen hafta acaba Kardemir popülaritesini Ereğli'ye bırakır mı demiştik ama Kardemir gümbür gümbür fiyatlama reaksiyonlarına devam ettirdi. Bu hafta yine aynı husus üzerinde durmakta fayda var. Yani Kardemir şu anda gelmiş olduğu seviye bazında yani Ereğli ve Kardemir aynı grafiğini incelediğimiz zaman Kardemir zirvesini geçerken Ereğli zirvesine henüz ulaşamadı. Bu sebeple de acaba bu hafta iki üründe bir geri çekilme yaşanırken Ereğli buradan sıyrılıp tekrar yukarı yönlü hareketini daha istekli yapabilir mi buna bakıyor olacağız. Baktığımız zaman da Ereğli tarafında 3 tane hareketli ortalama Kardemir tarafında da iki tane hareketli ortalama var. Şu anda Ereğli ilk ortalama olan 30.80 seviyesine çok yakın. RSI göstergesi aşağı yönlü bir dönüş kaydediyor. Burada 30.80 seviyesini spot tarafta Ereğli kırıp tepkilerine devam edecek mi etmeyecek mi buna bakacağız. Kısa vadeli olarak baktığımızda 30.80 biraz haftalık genel değerlendirme için 28-70, biraz aylık genel değerlendirme için de 26.80'e dikkate alabiliriz. Algı pozitif ama biz şu anda tepki hareketi ne kadar istekli olacak sorusunun cevabını arıyoruz. 30.80 seviyesini takip edeceğiz. Biraz önce biz 30'da günlük farkta Negatif tarafta kalan Ereğli Kardemir şişeyi de dikkat ettiyseniz özellikle buradaki o negatiflik devam edecek mi? Bu husus için 30.80'i kısa vadeli takip edelim. Ama unutmayın bakın ana destekler 26.80 ve 28.70 bölgesi yani bu düşüşler tekrardan bir trend avantajı haline gelebilir diyebiliriz. Kardemir tarafına baktığımız zaman da orada kısa vadeli ortalamadan biraz uzağız. 12.03 seviyesine kadar belki bir geri çekime, izleme, potansiyeli üzerinde durabiliriz. Henüz RSI negatif tarafa geçebilmiş değil. Hala aşırı alım bölgesinde 12.03 bölgesine dikkat edeceğiz. Bu bölgeye doğru bir geri çekilme yaşanırsa ilgili bölgeden tekrar bir toparlanma, izlenebilme ihtimali üzerinde durabiliriz. Tabi burada baktığımız zaman Ereğli tarafı biraz daha Negatif tarafta kalabilir mi, kalamaz mı? Bunu daha fazla konuşuyor oluyoruz grafik anlamında ama hareket alanına baktığımızda en azından biraz daha bu iki varlık üzerinde durmakta fayda var bu hafta ama iki gösterge üzerinde de pozitif bir senaryonun ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Spot taraftaki beklentileri izah ettikten sonra artık vadeli taraftaki beklentilerimizi de izah edebiliriz. Şimdi İlk etapta Borsa İstanbul 30 endeksinin VIOP görüntüsü ve bu VIOP görüntüsünde 12 saatlik zaman dilimiyle birlikte e, grafiğimizi değerlendirdiğimizde 21 ve 34 periyotluk üstel hareketli ortalamaların 2300-2330 bölgesinden geçtiğini ve kısa vadeli göstergelerin üzerinde bir pozitif reaksiyonun devam edebilme potansiyeli üzerinde durabiliriz. Biraz daha genel görüşte ana beklenti 150 periyotlu üstel hareketli ortalama 2075 üzerinde pozitif seyrin devam etmesi şeklindedir diyebiliriz. Yani yükseliş eğilimi bekleniyor. Kısa vadeli görüntülerde de pozitif olduğu için yukarıda 2450 ve geçirmesi durumunda 2600'lere kadar bir hareket alanı oluşabilme potansiyeli üzerinde durabiliriz. Buradan Ereğli tarafına geçelim. Hani spot tarafta biraz daha tepki hareketi olur olmaz. 1080 seviyesini takip etmiştik. Ee, burada dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durmuştuk. Ee, burada da Ereğli tarafında baktığımız zaman da şu an için e, çizmiş olduğumuz trend çizgisinin... E, yatay görüntüde değil de biraz eğimli bir görüntüde e, zikzak hareketini izlemekteyiz. Bu zikzaktan kurtuluyor gibi duruyor. Özellikle tepki tarafında bir görüntü e, sürecinde bir hareket alanı söz konusu. Burada 3281 ve 30.27 seviyelerini takip edebiliriz. 30.27'nin altındaki fiyatlama reaksiyonları işin tepkisel boyutunu 32.81 seviyesi üzerindeki hareketi de işin trendsel boyutunu gündemimize taşıyacaktır. Göstergeler şu anda zayıf. Yani bir miktar tepki hareketi olursa buna şaşırmamakta fayda var. 30.27 kırılabilecek mi? Hafta içerisindeki fiyatlama reaksiyonu bu anlamda takip ediyor olacağız. Şu an için ana destek noktası 24.65 ve yükseliş trendi bu anlamda devam etmektedir diyebiliriz. Kardemir Kardemir geçen hafta gerçekleştirdiği pozitif fiyatlama davranışıyla gerçekten dikkat çeken bir e, görüntü izledi. Ve bir önceki zirvesini aştı. Şu anda da bir önceki zirvesinin altında fiyatlama baskısı altında. Yani bir tepki hareketi, bir e, geri dönüş oluşabilme ihtimali üzerinde durmaktayız. RSI göstergesi de e, mevcut referans bölgesinden dönüş kaydettiği için de burada bir tepki hareketinden bahsedebiliriz. Yani Kardemir ve Ereğli bu haftayı tepkisel anlamda götürürse buna şaşırmamakta fayda var. Ama ana beklenti hala pozitifte. De... Ve grafiği incelediğimizde 984 1014 bölgesi hala önemli destek noktası ve bu bölgesinin üzerinde yükseliş eğilimi devam ediyor. Sadece burada dikkat edilmesi gereken husus aşağı doğru hareketlerini hızlandırabilecek mi? Bunu takip ediyor olacağız. En azından şöyle bir kısa vadeli değerlendirme yapmakta fayda var. 12.95'in altında kalıcılık işin tepki tarafını 14 üzerindeki kalıcılık, işin trend tarafını konuşmamıza imkan tanıyabilir diyebiliriz. Genel çerçevede gerek borsa performansları gerekse Kardemir Ereğli gibi varlıkların spot ve hisse Viyop tarafındaki beklentilerini bu şekilde izah etmiş olduk. Dediğimiz gibi haftanın en önemli gündem maddesi TCMB ve yurt içi varlıklarda yani Türk lirası varlıklarında e, fiyatlama reaksiyonları merkezin kararı ve metin içerisindeki açıklamalarıyla birlikte şekil kazanabilir. Özellikle borsa tarafında şunu da söylemekte fayda var. Yabancıların hisse satışının devam ettiği, yerlilerin bu şekilde kaldığı, yerli oranının çok daha fazla olduğu, yabancıların %40'lara yaklaştığı bir ortamda tabii ki yeni dönemde yerlinin tekrar gelme ihtimali ya da bu konuda bir destek vermesi borsamızı olduğundan daha iyi potansiyele taşıyabilir. Burada yerli desteğinin ne kadar daha etkisini sürdürebileceğini, enflasyon üzerinde getiri beklentisi temasının e, devam ettiği müddetçe ön planda kalabileceğini söyleyebiliriz. Eğer global tarafta bir panik havası oluşmazsa biz de bu süreçte pozitif yararlanabileceğimiz bir süreç izleyebiliriz. En azından ilk çeyrek potansiyelinde bunu görebilme ihtimalimiz söz konusudur. Burada tabii ki e, her gün sürekli yükselme eğilimini beklemek doğru olmaz. Ara bölgelerde düzeltmeler olacaktır. Bu düzeltmeler trend bölgelerini sonlandırıyor mu yoksa destekliyor mu? Bunlar için de grafik analizleri yapmak çok önemli olacaktır. Tabii ki sadece grafik analizi yetmez. Grafik analizi birlikte temel göstergelerin de hisselerin performansını desteklemesi gerekiyor diyebiliriz. Altın kuralımızı da sona er söyleyerek mevcut videomuzu tamamlayalım. Altın kuralımız temel ve teknik analiz Yöntemlerini birlikte değerlendirirken dikkat etmemiz gereken husustur altın kuralımız. Bu da temel makroekonomik gelişmelerin teknik anlamda trendi değiştirip değiştirmeyeceğini incelememiz gerekiyor. Genel hatlarıyla sizlere aktarabileceğimiz detaylandırmalar bunlardan ibaret. Başarılı bir trade haftası diliyoruz.